Edebi akımlar konusunda sırada Dadaizm'deyiz arkadaşlar. Dadaizm, Birinci Dünya Savaşı sonunda meydana gelmiş olan ruhsal ve toplumsal çöküntüden etkilenen bazı sanatçılar tarafından anlamsız saydıkları dünya değerlerine karşı çıkmak için ortaya konmuş bir edebiyat akımıdır. Ve bu akım düzeni protesto edebilmek amacıyla düzensizliği ve kuralsızlığı temel kural olarak karşımıza getirmiş bir edebi akımdır. Dadaizm'de temel kavramlardan birisi şudur arkadaşlar. En büyük Dadaist, Dadaizm'e karşıdır. Dolayısıyla Dadaizm, edebiyattaki bütün kurallara karşı olarak karşımıza gelen ve edebiyatta bütün kuralların ortadan kaldırılması gerektiğini düşünen ve ismini de rastgele meydanlar üstten seçilmiş bir kelimeden alan bir edebiyat takımı olarak karşımıza gelecektir. Özellikle de Birinci Dünya Savaşı sonunda milyonlarca insanın aklını da ön alınmış olmasından dolayı hayatını kaybetmiş olması, Dadaist sanatçıların artık aklın denetiminden yavaş yavaş çıkılması gerektiği düşüncesine sahip sanatçı olarak karşımıza çıktıklarını göstergesidir. Aklın dışına çıkmaya çalışan Dadaist sanatçılar, sürrealizm adını verdiğimiz akımın da aslına bakarsanız temellerini atan sanatçılar olarak karşımıza gelmiştir. Yani Dadaizm ile birlikte kuralsızlığın ön plana çıkartılmış olması, 20. yüzyılda Sigmund Freud'un ortaya koyduğu psikanalizi düşüncesini ön plana alan sürrealizm adını verdiğimiz akımın da temellerini atan bir sanat ya da edebiyat akımı olarak karşımıza gelmiştir arkadaşlar. Bu akımın kurucusu Avusturya asıllı olan Polonyalı bir sanatçı olan Tristan Tzara şeklinde karşımıza gelecektir. Ve Dadaizm akımı her türlü edebiyat kuralını reddettiği için sanat anarşisti olarak karşımıza gelmiştir. Yani Dadaizm akımında herhangi bir kuraldan bahsedebilmek mümkün değildir. Dolayısıyla bu sanat akımında özellikle de Dadaizm'in etkilenerek kaleme alınmış şiirlerde ölçü, kafiye, redif, gibi kavramların yani nazım biçimleriyle ilgili kavramların hemen hemen hiçbirisine yer verilmediğini, aklın ve mantığın dışına çıkan şiirlerin kaleme aldığını söyleyebilmek mümkündür arkadaşlar. Bu akımda dil ve estetik kuralları ön plana çıkartılmaz. Yani dil ve estetik kuralları tamamen ortadan kaldırılır. Anlatımda başıboş bir yol gözeten, anlam ve biçim kaygısı taşımayan, bilinçli olarak kapalı anlatımı tercih eden sanatçıların oluşturduğu bir edebiyat akımı olarak karşımıza gelmiştir her sanatçı ya da herkes Dadaizm akımına etkilenerek şiir kalemi alabilir. Dadaist sanatçılar şiir yazarken çok basit bir yöntem uygulamışlardır. Bu yöntem de şudur arkadaşlar. Dadaist sanatçılar ufak kağıtlara akıllarına gelen 50 ya da 60 tane kelimeyi yazmıştır. Ve bu kelimeleri yazarken herhangi bir bilinçten ya da herhangi bir kavramdan etkilenmemişlerdir. Yani akıllarına gelen 50 ya da 60 tane kelimeyi ufak ufak kağıtlara yazmış ve bu kağıtları katlayıp şapkalarına koymuşlardır. Sonra şapkaya koyulan bu kağıtlardan sırasıyla birer tane çekip bu kelimeleri alt alta dizmişler ve Dadaizm'in örneği bir şiir olarak karşımıza getirmişlerdir. Ve bu şiirlerde dikkat ederseniz herhangi bir ölçüden, kafiyeden ya da anlamdan bahsedilmek pek de mümkün değildir. Dolayısıyla Dadaizm temelde sanat anarşisti olarak görebileceğimiz ve her türlü kurala karşı çıkan ve en büyük kuralı da kuralsızlık olarak gören bir edebiyat akımı olarak karşımıza gelmiştir arkadaşlarım. Dadaizmde akıl dışına, rastlantıya ve sezgiye büyük önem verilmiştir ve anlamsızlık bir alaycılıkla ortaya koyulmuş ve anlamsız bir alaycılıkla da konular işlenerek karşımıza getirilmiştir. Dadaistlere göre akıl insanlara doğruyu ulaştırmakta yetersizdir ve insanları kimi zaman da olumsuzluklara sürüklediği için de değersiz bir kavram olarak çıkartılmıştır. Özellikle de Birinci Dünya Savaşı sonunda aklın dönemlerine alınarak milyonlarca insanın hayatını kaybetmiş olması dadaizm adını verdiğimiz akımın da gelişmesinde önemli bir paya sahiptir diyebiliyoruz arkadaşlar. Bununla birlikte Dadaizm akımı her şeyden kuşkulanmayı kendisine temel öge olarak seçmiş bir akımdır diyebiliyoruz arkadaşlar. Ve Dadaizm akımı 1922'den sonra da yerini Sürrealizm adını verdiğimiz ve insanoğlunun bilinçaltını ön plana alan bir akıma bırakarak sonlanmış bir edebiyat akımıdır diyebiliyoruz. Dadaizm akımının dünya edebiyatındaki önemli temsilcilerine baktığımız zaman arkadaşlar Tristan Tazara, Louis Aragon, Andre Breton ve Paul Eluard gibi sanatçıları görebiliyoruz. Ama Dadaizm akımı dünya edebiyatında Tristan Tzara'nın kişiliğinde gelişen ve Dadaizm denince de akla gelen en önemli adam Tristan Tzara'dır diyebiliyoruz arkadaşlar. <laughs>